Geçen hafta arkadaşlarımızdan 5 tanesinin hisse senedine cevap verememişiz. Ve arkadaşlarımız bakmışlar, tabii atlamışız arkadaşlar. O kadar çok hisse senedi geldi ki. Ben sadece o 5 tanesini sorabilir miyim affına sığınarak? Ama sonra programı bitirelim, olur mu? Tamam, bitirelim. Bir Arkadaşlar, saate... Mehmet Evet, Bey sor. ne zaman müsait olur bize yine söyleyecek. Gene o saat içerisinde biz hisse senetlerini yorumlamaya, teknik analiz yapmaya devam edeceğiz. Ama şimdi Sor. cumartesi günü yeni değerlendirdik pek çok hisse senedini. Bugün hisse senedi değerlendirmeyeceğiz. Sadece bu gözden kaçmış değil arkadaşlar. İnanın yani biz de sonuçta kuluz, hata yaparız. Ama hakikaten ben de baktım, bu 5 hisse senedini arkadaşlarımız sormuşlar ve gözden kaçmış. Ama hepsini de sormuşum bu arada. Kendimle gurur duyuyorum yani atlamada. Bu da büyük bir başarı. Bu yaşa rağmen. Doğutaş Kelebek. Şimdi Doğutaş'a hiç teknik yorum yapmaya gerek yok. Biliyorsunuz bu biyoterm halka arzı Doğutaş'la çok alakalı çünkü aynı gruba ait. O sebeple de hani Doğutaş tarafında muhakkak etkisi görülür zaman içinde. Ama tabii şu var, grubun Doğutaş'ın yaptığı işlerden ziyade enerji işlerine gidecektir. Oradaki yatırımlarda kullanılacaktır para. Ama onunla bağdaştırılıyor. Hemen bakalım. Şirketin kendi durumuna bakalım, bundan müstesna. Pardon. Arkadaşlar hisse senedi cevaplamıyoruz. Sadece geçen haftadan söz verip de sözünü soramadığımız arkadaşlarımıza soruyoruz. Ama sizler bana lütfen sosyal medyadan ve sosyal medya hesaplarımızdan yazın. Ben bunları not alıyorum. Mehmet Bey ne zaman müsait olursa onları soracağız. Size söz veriyorum. Evet. Şimdi Doğutaş'ta sermaye 350 milyon haliyle karlı bir şirket. 25 milyon para kazanmış. Normal koşullarda fiyat bu. Daha fazlası değil. Yani çok pahalı değil. Bu halka arzın rüzgarı eser mi? Sanmıyorum. Dediğim gibi halka arzın içinde grup içinde enerji için yapılıyor. Trend desteğinde şirket. Belki o rüzgarla bir 3 liraya gidebilir. Belki diyorum. Çünkü bu trend desteği çalışabilir. Şu an bakıyorum fiyat 2.57. Evet, bu olabilir. Hani ben bu fiyatlarda piyasa düşmesine rağmen elimde olsa bir görmeyi tercih ederim. Başka? Peki Ege Profil, EGPRO demiş. Ege Profil'dir değil mi bu? Evet, Ege Profil pahalı hisselerden biri. Daha önce de bakmıştık. Bir de çok az işlem görüyor. Yani o gün konuştuğumuz bu kumar oynanacak kağıtlar listesinde. Yani şirket iyi bir şirket de yani artık fazlaca iyi olmuş bir şirket. Yani hemen söylüyorum. Fiyatı fazla iyi olmuş bir şirket. Şimdi 80 milyon sermayeye 152 milyon para kazanmış. Nihayetinde oldukça iyi kar. Faaliyettense bu bilmiyoruz. Oldukça iyi. Şimdi 27 lira 70 kuruşta desteği var bunun. Zaten o bugünlerde çalışıyor olacak. Yani 27 liranın altındaki bir fiyatta burada pozisyon yoksa denerim açmayı. Elimde pozisyon varsa da artık bu fiyatlara vermem. 47 lira görmüş. Bize bu hatırlarsan 39 liralarda sorulmuştu. Pahalı yorumumuzu yapmıştık. Şu anda fiyat geri geldiği için hala pahalı bence ama geçmişe göre daha enteresan. Şimdi bunu tamamen teknik yorumluyorum. Teknik analiz yapmak zorundayım. Volume Evet. oldukça düşük hacmi. Bu da satıcıların hız kestiğini gösteriyor. O sebeple de 27-70 ve altında yoksa malım düşünürüm. Elimde varsa da satmam. Peki nerede satmayı düşünürüm? Kağıt tekrar 30 liranın üzerine çıkabilir. Eğer o destek çalışırsa. Ama 30 liranın üzerinde de satmak fikrim olur. Başka? Vertu. Yani Vertu çok benim hani bildiğim bir şirket değil. Verusa grubunun anladığım kadarıyla. Yani 52 milyon sermaye 180 milyonluk bir kar yazmış. Muhtemelen değerleme karı bu. 1'e 3 bir karlılık var. Böyle bakılınca fiyat kazanç oranı 7'lerde. 7 FK'da da bu fiyattan bu şirket pahalı demek yanlış olur. Ama zaten bu fiyatı, bu bilançoyu, sürpriz bilançoyu anladığım kadarıyla 11.58'den
37 liraya kadar taçlandırmış bu şirket. O yüzden de gevşeme devam ediyor. Bu da trend desteğinde Sami. Evet. Ama bu kırılırsa, bu trend desteği aşağı doğru kırılırsa şayet 20 liralara kadar geri çekilebilir. Burada yani bir 5 liralık kayıp daha söz konusu olabilir. En güvenli alım noktası da o fiyatlar olur. Hani bu fiyatlardan elinde varsa satma. Çünkü buradan dönebilir trend desteğinde. Ama alıcıysan da biraz beklemekte fayda var. Art yazılım. ARD. ARD. Son muydu bu? ARD. Son sistemi bu. Evet, son. Tamam. Şimdi ARD yeni bir şirket ama karlı bir şirket. 24 milyon sermayesi var. 66 milyon 2020'de para kazandı. Bu karlılığı da devam ettirir. Hatta artırabilir de. Ama arkadaşlar hani artırsa da fark etmeyecek. Bakıldığında hani piyasa değeri, defter değeri şirketin neredeyse 8. Yani 8 katında işlem görüyor piyasa değeri, defter değerinin. Fiyat kazanç oranında 20'lerde, 21'lerde. Bence bunu program başında da söylemişim. Bir zamanlar beğendiğim hisseydi. Ama bence şu an pahalı. Yani şimdi bakın TK'sı 20 ya, ona gelecek ki ben bunu beğeneyim. Peki ona gelecek olması ne demek? Onu izah edelim. Şu anki fiyatı ne? 56 lira. Ha gelirse 28 liraya, 25 liraya, o zaman bakarım. 4 tane sormuşum bu arada. Ha, var mı başka? 4'ü 5'in Kalkınma Bankası. Ona ilişkin bir yorumum yok. Yani çünkü Kalkınma Bankası banka bile değil. Bir dakika bakayım var mı ekranında. Eğer öyleyse geçen hafta Kiler GYO'yu da sormamışız. Başka yok. Yani Kiler'le ilgili söyleyecek yani pozitif bir şeyim yok. One shot bir yani bir kerelik olsun bir kar yazlar. Geçen sene bunu zarara çevirdi. Yani ilave bir hani öyle bir şey olur ki canlanır emlak piyasası. O zaman Kiler olur ama yok yani Kiler. Kiler'le ilgili bir şey yok. Kalkınmayla da ilgili söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani benim çok incelediğim bir hisse için ne söylesem yanıltırım. Turkcell'le ilgili bir soru gelmişti. Bunu bugün yanıltacağımı söylemiştim. 3 taksitte temettü verecek. Hı-hı. Ben izahına baktım izahnamesine. Her bir parti temettüden önceki bir günde alıyor olmanız yeterli. O portion'dan, paydan, temettü payından faydalanmak için. Yani bir gün öncesinde hisseyi almış olmanız, temettü ertesi gün kesiyorsa onu hak etmeniz için yeterli. Mehmetciğim çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Özellikle Aydem'i not aldım. Onu Mehmet Bey'e soracağım. Enerji sayı konuşmuştuk. Bunu da şimdi söyleyeyim. Enerjinin şu ana kadar yapılan halka arzlar da dahil en ucuzlarından biri ama maalesef sermaye büyük, yabancı var orada. Gidemiyor o yüzden. Halbuki çok ucuz. Biraz evvelki arkadaşımızın hem sorusu hem eleştirisi gibi. FK çok iyi, defter değeri çok iyi ama gitmiyor. Sebebi yabancının yine pozisyon eksilttiği hisselerden biri. Aydem Enerji'de de aynı şey mi var? Aydem dediğin halka arz ediliyor yeni, tamam mı? Orada halka arz ile ilgili böyle bir izahat ya da bir şey yok. Dur daha iyi. Henüz orada yabancı yok. İyi bak bunu da arada arkadaşlar arada sıkıştırdım yani. O kadar da olacak.